Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle ben de dün gece geç saatlerde bir fıkra anlattım. Burada daha önce bir tartışma yaşandı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden biraz önce de bir milletvekili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Biz aynı zamanda insan hakları savunucusuyuz. Sadece resmi olarak insan hakları komisyonunda bulunmaktan bahsetmiyorum. Dolayısıyla da hasta hakları insan haklarının bir parçasıdır. Hasta olmak insan olmanın bir gereğidir. Fiziğiniz rahatsız olabileceği gibi ruh sağlığınızda da sıkıntı olabilir. Yani bu ayıplanacak, bu kınanacak, bu utanılacak bir şey değil. Ama insanlık tarihi, İslam tarihi, bu coğrafyada daha önce kurulan devletlerin de bazen yöneticilerinin ruh sağlıkları ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Dolayısıyla bu meseleyi asla bir şahsi mesele falan gibi görüp bir polemiğe neden verecek yaklaşıma girmemek lazım. Tam tersine bir halkın kaderi, bir ülkenin kaderi, bir şahsın pozisyonuna terk edilemez. Dolayısıyla da bu konudaki girişimler, bu konudaki yaklaşımlar yadırganmak yerine aslında ülkenin geleceğini her şeyin üzerinde kişisel hırsların üzerinde görmek lazım. Dolayısıyla tepki vermek yerine son derece insani olan bu durumla ilgili ülkenin zarar görmemesi için yapılacak bir şey varsa buna odaklanmak gerekiyor. Yani ben çok bu polemiği uzatmak istemiyorum. Sadece bu konudaki yaklaşım üzerinden şimdi biraz sonra o konulara geleceğim zaten. Sabredip dinlerseniz anlayacaksınız. Bütçe görüşmeleri parlamentonun bir sorumluluğu ise parlamentolarda... Sayın milletvekiller lütfen. Sayın Bilgen, siz buyurun genel kurula hitap edin. Yalnız sözlerimizin gideceği yeri de lütfen tartarak şey yaparsak. İnsan haklarının en temel şeylerinden birinden bahsettim. Bunda yadırganacak, alınganlık gösterilecek hiçbir şey yok. Magna Carta biliyorsunuz parlamentoların ilki sayılır. Modern parlamentoların ilki sayılır. Ve aslında Magna Carta ile birlikte başlayan şey, kararları tek başına krallar almasın. O ülkede yaşayanlar, kimin ne kadar gücü varsa, karar süreçlerine ne kadar katılabiliyorlarsa, vergi salınırken, para harcanırken, yani maliye ile ilgili ve ikinci kısmı da düşman belirlenirken, birine savaş ilan edilirken, nasıl savaşılacak, ne kadar asker gönderilecek, bununla ilgili kararı, yani birisi güvenlikle ilgilidir, aslında parlamentonun asıl sorumluluğu, varlık sebebi, birisi de maliye ile ilgilidir, bütçe ile ilgilidir. Bu iki görev yapılırken, bu iki karar alınırken, bu iki iş ifa edilirken, kararı, inisiyatifi tek kişi mi kullansa daha iyidir? Kral mı bilir ne kadar para toplanacak ve nereye harcanacak konusunu, yoksa halk da bilir mi? Halkın içinden seçilenler de bilir mi? İkincisi, düşman belirleme konusunu, hani iç tehdit, dış tehdit, düşman falan var ya, bunları belirleme konusu acaba kralın yetkisinde olursa mı ülke güvende olur, huzurda olur, barış olur, yoksa ahali de bilir mi kendi düşmanını, kimin tehdit olarak tarif edileceğini, silaha ayrılacak paranın kime yönelik kullanılacağına halk karar verebilir mi? Parlamentoların bütün esprisi, bütün varlık sebebi, değeri, meşruiyeti buna dayalıdır. Aslında bu toprakların birazcık tarihini okuduğunuzda görürsünüz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede olduğu dönem diye kabul edilen Kanuni döneminde bile, yani Sultan Süleyman döneminde bile vergi salmaların ağırlaşması dolayısıyla, haksız para toplama dolayısıyla, yani zar zor geçiren Anadolu üreticisinin sarayın savaşlara bütçe ayırması dolayısıyla sıkıntıya girdiği, bunalıma girdiği dönemler Anadolu'da isyanların başladığı dönemlerdir. İşte Babazu'nun ayaklanması diye ders kitaplarımızda da okuttuğumuz ayaklanma Bozok Türkmenlerinin salınan ağır vergilere isyanıdır ve bu paraların da sadece sefer için, sadece savaş için kullanıyor olmasına verilen bir tepkidir. Yine başka ayaklanmalar da var. Kalenderoğlu ayaklanması, Dulkadir Türkmenlerinin desteklediği büyük ayaklanmalardan birisidir. Yine aynı tepkiden, aynı rahatsızlıktan kaynaklıdır. Tabii nasıl o dönemlerde
karşı duran, itiraz eden, savaşa emek ve alın terinin ayrılmasına tepki gösterenler nasıl o dönemlerde asi diye, şaki diye, fitneci diye tarif edilmişse, bugün de kim neye itiraz etmişse, kim neye karşı çıkmışsa, neye muhalif olmuşsa terörist diye damga vurup işin içinden çıkmak iktidarların alışkanlığı haline gelmiş. Bu kavramı kullanırken lütfen biraz daha hiç olmazsa parlamentodaki milletvekilleri dikkatli olsunlar. Sadece hadi tarihe bakmıyorlar, tarihte bu kavramların nasıl kullanıldığını önemsemiyorlar, bari dünyaya baksınlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde alt komisyonda İhvan-ı Müslümin'in terör örgütü sayılmasıyla ilgili karar çıktı. Belki Temsilciler Meclisi'nde, belki Senato'da da çıkacak. Çin'de Doğu Türkistanlılar, Uygur Müslümanları zaten peşinen terörist sayılıyorlar. Bulgaristan'da Türkler geçmişte böyle sayıldıkları gibi. İşte İran'da, Suudi Arabistan'da, Yemen'de, Rusya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da kim içinden geçtiği dönemde egemen iktidara karşı çıkmışsa, itiraz etmişse bunu terörist diye yaftalamak, tarif etmek bir alışkanlığa dönüşmüş. Evet, terör diye bir şey var. Kör şiddet diye bir şey var. Tetiş diye bir şey var. Ama hepsini aynı kefeye koymak ve bunu kuralsız, ilkesiz, keyfi biçimde kullanmak durumunda gerçekten terörle karşılaştığınızda o zaman bunu tarif edecek kelime, cümle bulamazsınız. O dönemde de, Kanuni döneminde de bu yanlışlara, bu yönetim biçimine ciddi itirazlar var. Ciddi tepkiler var. Ama çok küçük bir anekdot aktarayım. Bugüne çok ciddi ışık tuttuğu için. O zamanın vezir azamlarından birisi, Sadrazam İbrahim Bey, İbrahim Paşa, Alman elçisiyle konuşuyor. Çok ilginç. Yani bugünkü aslında siyasi tartışmalara çok net bir mesaj içerdiği için söylüyorum. Alman elçisine diyor ki, ya Kanuni çok kanunlara bağlı birisi, çok kurallara bağlı birisi, çok iyi düzenlemeler yapıyor. Öyle ki benim yetkilerime, sadrazam olarak, vezir azam olarak benim yetkilerime karışmıyor. Ama Alman elçisi bu durumu aktarırken diyor ki kendi ülkesine, ya her ne kadar vezir azam İbrahim Paşa padişahın kendi yetkilerine karışmadığını söylese de aslında sadrazam sadece gururundan dolayı böyle söylüyor. Yoksa herkes biliyor ki padişah, vezir-i azam, sadrazam falan dinlemiyor. Kanuni döneminde çok net uyarılar var. Kanuni'den sonra da var. Duraklama, çöküş, bütün bu dönemlerdeki uyarıları bir tarafa bırakıyorum ama mesela burada değerli milletvekilleri mutlaka okumuşlardır. Koçu Bey Risaleleri tamamen devletin şatafata, lükse, israfa düşmesi ve bunun toplumda doğurduğu infialin saraydan görülmemesi, farkına varılmamasıyla ilgilidir. Başkaca da bir sürü bu konuda devlet adamlarına öğüt niteliğinde yazılmış şeyler var. Mesela israfla ilgili tartışmalar yapılmış, dönemin Şeyhülislam'ı fetva vermiş. Rüşvetle ilgili tartışmalar yapılmış, fetva verilmiş. Mesela denmiş ki ne rüşvete girer ne girmez. Hani bulunduğu konum ve makam dolayısıyla komisyon alma diyorlar ya, şimdi öyle tarif ediyorlar. Bu paranın alınması caiz mi diye sormuşlar. Verilen fetva şöyle: eğer o parayı o makamda oturmasaydınız size vermeyecek idi iseler o para haramdır ve rüşvettir. Dolayısıyla bunu kendinize uygun ilahiyatçılara köşeler tahsis ederek uygun fetvalar verseniz de bu gerçek değişmiyor. Eğer o makamdan dolayı o komisyonu almışsanız buna rüşvet diyorlar. Osmanlı'da böyle demişler. Kanuni döneminde bile Şeyhülislamlar cesaret göstermiş, bunu söyleyebilmişler. O dönemde yapılan ilginç uyarılar var. Mesela birisi defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın uyarısı. Aynen cümlesini okuyorum. Memleketin gidişatında düşkünlük olursa idareciler sahip oldukları makamları servet toplamak ve yeni hazinelere sahip olmaya vasıta kılma yoluna gitmemeliler. Aksine haksızlıkları ortadan kaldırmaya, bozukluk ve zulmü gidermeye çalışmalılar. Hazreti Ali'nin biliyorsunuz bu konudaki çok güzel sözleri var. Mısır valisine yazdığı mektupta aynen kullandığı ifade şöyle: etrafındakilerden, ileri gelenlerden ve akrabalarından hiçbirine katiyen devlet imkanlarını kullandırma, verme. Mısır valisine mektubu.
Başka bir ifade yine Mısır valisine mektubundan. Sakın şahsi yakınlık ve tesir altında kalarak hiç kimseye vazife tevdi etme. Bugünden bahsetmiyoruz. Kimsenin alınganlık göstermesine, tepki göstermesine gerek yok. Sadece ders çıkaralım diye, sadece ibret alalım diye hatırlatma ihtiyacı duydum. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın güvenlik, barış ve ticaret ilişkisiyle ilgili aslında kısmen haklı yerinde değerlendirmeleri var. Diyor ki huzur yoksa, güven yoksa ticarette de başarı olmaz. Bunun için de çok ciddi bir uyarı yapıyor. Diyor ki bizi Suriye batağına çekmek isteyenler var. Bu oyuna asla düşmeyeceğiz. Alkışlanacak bir cümle, basiretli, öngörülü bir cümle. Ama ne yazık ki Sayın Bakan da o meşhur alışkanlığa uymuş ve demiş ki son terörist kalana kadar da terörle mücadele edeceğiz. Galiba dil sürçmesi. Son terörist ölene kadar, öldürülene kadar falan demek istemiştir herhalde. Yoksa son teröristi ne yapacağız? Bir tane teröristle falan herhalde devlet çok uğraşmaz. Dolayısıyla burada güvenlikle ticaret ilişkisini, barışla aslında ekonomik kalkınma ilişkisini doğru kurmak gerekiyor. Rusya'nın uçağının düşürülmesiyle ilgili yine Sayın Bakan'ın güzel bir cümlesi var. Diyor ki biz sorun yaşanmasını zaten istemezdik, tercih etmezdik ve tırmandırmama konusunda da asla bir yanlış yapmadık. Yani tırmandırma konusunda taraf olmadık. Sayın Bakan'a sormamız gerekiyor. Daha gerilimi tırmandırma konusunda Türkiye ne yapabilirdi de yapmadı. Yani uçak düşürmüşsünüz ve tırmandırma konusunda başka bir şey yapmadık diyor. Ama iş ortada. Siyaset odur ki, siyasette basiret, öngörü odur ki attığınız adımın bir sonrasının neye mal olacağını düşünürsünüz, hesap edersiniz. Bu bana ne getirir, ne götürür? Acaba ben hamaset yaptığımda, ben büyük laflar, iri laflar ettiğimde bunun bedelini turizmci öder mi, tüccar öder mi? Bunu düşünürsünüz, hesap edersiniz. Gücünüz yetiyorsa, imkanlarınız varsa, kapasiteniz buna uygunsa buna göre davranırsınız. Ama hem cesaret gösterip meydan okuyup sonra da Rus bürokratlarının peşinde lobi lobi dolaşmazsınız. Nasıl temas kurarız? Nasıl acaba özrümüzü kabul ettiririz diye amuda kalkmazsınız. Ülkenin itibarı için, onuru için düşürmüşseniz arkasında durursunuz. Ama otelciler isyan halindeyse, sizin gazetelerinizde şöyle manşetler atıyorsa, limon stratejik bir üründür. Ruslar asla bize kafa tutamazlar çünkü limon fiyatları artar ve Ruslar diz çökerler. Şimdi limona güvenerek yola çıktıysanız yapacak bir şeyiniz yok, kusura bakmayın. Siz de katlanacaksınız. Bu halk da ne yazık ki bunun bedelini çok ağır biçimde ödemek zorunda kalacak. Ama hadi büyük otel sahiplerini, turizm ajantalarını falan geçtik bir tarafa. Bu sıkıntının bedelini küçük esnaf ödüyor. Küçük esnaf bile ödüyor ve küçük esnafın çok da dayanacak, çok da direnecek imkanları ne yazık ki yok. Bakın her sene Türkiye'de ahi törenleri yapılır. Çok da önemlidir aslında. Bu coğrafyadaki en değerli geleneklerden birisidir ahi geleneği. Bir taraftan denetim mekanizmasıdır ticaret erbabı açısından. İşte bozuk mal satmayı, haksız rekabeti falan bütün bunları önlemeye dair ciddi bir gelenektir. Hatta meşhur dilimizdeki işte papucu dama atılmak deyimi de ahi deyimidir. Yani bir esnaf, bir ticaret erbabı yalan söylerse, hileli mal satarsa, yani kazancına haram karıştırırsa onun papucunu dama atıyorlarmış. Damda papucu görünen hırsız ya da kötü ürün satan esnafla alışveriş yapılmıyormuş. Şimdi galiba ticari hayata, ticari ahlaka baksak herhalde ayağında ayakkabısı olan zengin kalmazdı. Bütün çatılarda o büyük alışveriş merkezlerinin çatıları herhalde ayakkabı mezarlığına dönerdi. Ama ahi geleneğinde başka ciddi şeyler de var. Ülkeler kaosa girdiğinde, Anadolu toprakları fetret dönemi yaşadığında, savaşla karşı karşıya kaldığında ahilik sadece bir esnaf örgütlenmesi olmamış.
Aynı zamanda, evet duyunca şimdi çok kızacaksınız ama bir öz yönetim modeli olmuş. Hatta bir adım sonrası ahilik aynı zamanda bir öz savunma olmuş. Sayın milletvekili, öz savunma olmuş. Ne zamanki saray taht kavgasına düşmüş, o zaman Anadolu halkı başının çaresine bakmış. Kendisini korumuş, değerlerini korumuş, ekmeğini korumuş, ilkelerini korumuş, her şeyini korumuş ve kendini savunmuş. Şimdi... Yani siz ahilik tarihiyle ilgili ne biliyorsunuz bilmiyorum ama ahilik tarihini biraz okusaydınız böyle bu kavramları bu kadar kolay kullanmazdınız. Ama size bir şey hatırlatayım. Bu topraklarda esnaflar çok ciddi şeylere imza atmışlardır. Mesela %40'larda oy almış rahmetli Ecevit'in partisi bir yazar kasayla devrildi, hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra %2'lere indi. Dolayısıyla küçük esnafı bu kadar mağdur edecek, bu kadar sıkıntıya sokacak, hem güvenliği, barışı tehdit altına sokacak, hem de ama aynı zamanda ticareti sıkıntıya sokacak yaklaşımlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Büyük alışveriş merkezlerinin küçük esnafı ne hale getirdiğini gayet iyi siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Biraz da izninizle kaçakçılık konusundan bahsedeyim çünkü bu bakanlığın bütçesiyle ilgili. Şimdi kaçakçılık meselesi sadece eğer bir mali konu olsaydı, hadi diyelim ki üstü örtülürdü. Ama kaçakçılık konusu Türkiye açısından özellikle akaryakıt kaçakçılığı konusu sadece mali bir konu değil. Aynı zamanda dış politikada ciddi bir kriz konusu. Neden dış politikada kriz konusu? Ruslar uçaklarıyla durmadan işte tırları bombalıyorlar ve diyorlar ki ya bu tırlar, bu kaçak akaryakıtı IŞİD ve benzeri örgütlerin yönettiği, kontrol ettiği yerlerden alıyorlar ve bunlar Türkiye'ye getiriliyor, Türkiye'de satılıyor. Bunlar çok ciddi iddialar. Uluslararası dergilerde, güvenlik dergilerinde, savunma dergilerinde bununla ilgili makaleler çıkıyor. Dışişleri kendini savunmuyor. Dışişleri demiyor ki hayır ya bunların bizim de bir ilgisi yok. Sadece iç kamuoyuna sesleniliyor. İçeride bir şey deniliyor ama dışarıda bir savunma bile yapılmıyor. Bakın bu kaçakçılık işiyle ilgili size başka bir örnek vereyim. Eski bir siyasetçi Şevket Bülent Yahnici. Bakın şimdi dinleyin kimin kontrolünde gelişiyor. Yıllar önce verdiği bir röportajda diyor ki 90'lı yıllar, aynen bugünlere benzeyen 90'lı yıllarda önden Beyaz Toros gitmeden, hani Sayın Başbakan'ın Beyaz Toros'u var ya, Beyaz Toros gitmeden bu ülkede ne uyuşturucu kaçakçılığı yapılır ne de akaryakıt kaçakçılığı yapılır. Önden bir Beyaz Toros eskortluk yapar ve bu işler böyle yapılır. Mesaj alındı değil mi? Herhalde Beyaz Toroslar galiba örgüte eskortluk yapmıyordu değil mi? Beyaz Toroslar başkalarına, özellikle akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili firmalara bakın. O firmaların yönetim kurullarında kim var, ondan sonra bana cevap verin, olur mu? O firmaların yönetim kurullarına baktığınızda hangi eski siyasetçi arkadaşlarınızın ya da güvenlik birimlerinden emekli olanların bulunduğunu çok net biçimde göreceksiniz. Değerli milletvekilleri, boş mu dolu mu onu seçmen takdir ediyor. Sizin temsilcileriniz de buraya çıkıyorlar. Çok dolu konuşmalar yapıyorlar. Herkes çok ikna oluyor, çok mutlu oluyor. Müdahale etmeyelim sayın milletvekilleri. İnanarak zevkle dinliyorlar. Irak'la sınırımızda 2 ay boyunca insanlar tırlarının içinde yaşadılar. Irak'la bizim bir sorunumuz yok benim bildiğim kadarıyla. Ama var, küçük sorunlarımız var. Nedir? Burada yine bir dönem bir milletvekili ifade etti. Bazı partilere döndü, dedi ki siz Bağızçılar. Şimdi Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla bir Suriye Bağızı biliniyor, bir de Irak Bağızı biliniyor. Suriye Bağızı tamam, Esad. Zaten hani önce tatil yapıyordunuz, şimdi savaş ilan ettiniz. Ama Irak Bağızı'nın kalıntısı olan bir tek kişi var. Kim? Tarık Haşimi. Tarık Haşimi'yi Türkiye'de saklayan, ki kendisi Irak Merkezi Yönetimi tarafından açıkça terörist ilan edilmiştir ve aranan kişidir. Türkiye'de saklayan, yetmedi, kongresinde çıkartıp boy gösterten, alkışlatan sizsiniz. Şimdi Bağsa kongresinde yer veren buradaki partiler mi, siz misiniz? Irak'la ilişkilerimizin neden bozulduğunu anlatıyorum. Irak'la ilişkilerimizin neden bozuk olduğunun, tırların neden 2 ay boyunca sınırlarda kaldığının göstergesi. Ama 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl, 16 yıldır iktidardasınız. Bakın ticaretle ilgili, gümrükle ilgili küçücük bir şey söyleyeyim. İran'la kayıt dışı altın ticaretimiz var değil mi? Bunu biliyoruz.
Ama hani yakalandılar, 17-25 falan bir sürü karışık işler. Ama İran'la Türkiye sadece tatil günlerini bile ayarlayıp ticareti geliştiremiyor. Perşembe öğleden sonra İran tatile giriyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar biz tatildeyiz. İran'la ticaret yapanlar 3 gün içinde ticaret yapıyorlar. Bu konuyu bile 16 yıl içinde çözemiyorsunuz. Ben sözlerimi bitirirken Hazreti Ali'den bir söz daha okumak istiyorum. Çünkü dün akşam burada ciddi bir tartışma oldu İçişleri Bakanı ile CHP'li vekiller arasında. Kim bozdu diye. Hazreti Ali diyor ki, düşmanla aranızda bir sözleşme addettiysen yahut ona karşı bir taahhüdün varsa yapılan sözleşmeye riayette bulun. Ahdini yerine getir, verdiğin sözü muhafaza için icap ederse hayatınla bile öde. Herkesi saygıyla selamlıyorum.